Şimdi ODTÜ'ye gideceğiz. ODTÜ'de öğrencilere denmişti ki yıllardır geleneksel hale gelen Devrim Stadyumu'nda bu yıl tören yapamayacaksınız dendi. Ya Z kuşağı bu. Yasak koyamazsınız öyle, hani canım sıkıldı onu bunu yasakladım falan diyemezsiniz. İşte zaten ne oldu? Öğrenciler, o Z kuşağı Devrim Stadyumu'na gitti ve mezuniyet törenlerini yaptılar. Pankartlar açıldı her yıl olduğu gibi. Herkese mesajlar vardı. Sorunlarımızı çalın diye KPSS göndermesi vardı. Aileme söylediğim not enak, gerçekte olan TÜİK diye TÜİK'in rakamlarına gönderme vardı. Bazen 128 milyar dolar gibi ortadan kaybolmak istersin yazıyordu bir diğerinde. Ve başkası gözlerimizdeki ışıltıyı da satmışlar diye Maliye Bakanı'na bir gönderme yaptı gençler. Rahat uyu atam, yolun yolumuz, andın andımızdır dediler. Mezuniyetin devrimde olması ODTÜ'nün bir geleneğidir. O gelenek bozulmadı. Öğrenciler, akademisyenler, eski mezunlar ve aileler, ODTÜ'lüler mezuniyet törenlerine sahip çıktı, geri adım atmadı. Kazanan onlar oldu. Mezuniyet Devrim Stadyumu'nda kutlandı. Protesto endişesiyle ODTÜ Rektörlüğü her sene Devrim Stadyumu'nda yapılan mezuniyet törenini bu sene iptal etmiş. Her fakülte, bölüm kendi bünyesinde diploma töreni yapacak demiş. Yer olarak konferans salonu, kantin bahçesi, otopark, amfiler gösterilmişti. Öğrencilerse ısrarla mezuniyetin yeri Devrim Stadyumu dedi. Dediklerini de yaptılar. Devrim'de mezuniyet için buluştular. Rektör Mustafa Verşan Kök'ü de unutmadılar. Rektörlük iktidar tarafından atanmıştır. Kabul etmiyoruz. Mezuniyet heyecanı ve coşkusu şarkılarla, danslarla Devrim Stadyumu'nda yaşandı. Öğrencilerin pankartlarla verdiği mesajlar her zamanki gibi gündeme dair ve zeka ürünüydü. Güncel konular pankartlara yansıdı. TÜİK ve açıkladığı enflasyon rakamları, Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin sözleri pankartların dilindeydi. CHP lideri ODTÜ'lü öğrencilere süreç boyunca destek verdi. Öğrenciler onu da unutmadı ama sitemlilerdi. Rektörlük yerleşkeye girişlere birinci derece aile yakını kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok. Bu kutlama hakkınızdır. Gözlerinizden öpüyorum. Gelenek bozulmadı. ODTÜ'lüler devrimde mezuniyetlerini her zamanki gibi kutladılar. Pankartlarını akıllara kazıdılar. Mezuniyet coşkusu gece İzmir Marşı'yla son buldu. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yasaklar fayda getirmiyor, engellemeler fayda getirmiyor. Özellikle Z kuşağı üzerinde fayda getirmiyor. Çekinmemeniz gerekiyor onlardan. Çünkü bir süre sonra oy isteyeceksiniz, oylarını isteyeceksiniz. O çekindiğiniz, belki de korktuğunuz bir şeylerden çekindiğiniz o gençlerden oy isteyeceksiniz. Yaklaşık 7 milyon Z kuşağı önümüzdeki seçimde oy kullanacaklar. Onlar işte o kuşağı temsil ediyorlar. Bunda düşünmek gerekiyor. Tüm partiler için, tüm siyasiler için bunu da düşünmek gerekiyor. Şimdi